Hello Witches Bitches'lar kanalına ve kovana hoş geldiniz. Yılın en korkunç gecesine geldik. 31 Ekim Cadılar Bayramı. Bu konu hakkında size anlatacağım çok fazla şey var. Cadılar Bayramı. İsmi zaten yeterince korkunç. Cadıların ortaya çıktığı, bütün korkunun ortaya çıktığı, tarihi aslında birazcık daha derine dayanan ama günümüzde birazcık daha eğlence kavramıyla bütünleşen bir bayram. Peki Cadılar Bayramı nereden ortaya çıkıyor? İlk olarak şunu söyleyeyim ki Cadılar Bayramı gerçekten benim de en sevdiğim yılın gün dönümlerinden yani yılın en güzel bayramlarından bir tanesi. Bunun nedeni ise tabii ki bu. Çünkü Cadılar Bayramı'nda herkes özgürce, ucube gibi ve tuhaf bir şekilde giyinme hakkına sahip oluyor. Ve kimse kimseye karışmıyor, kimse kimseye bir şey demiyor. Herkes ucube gibi gezebiliyor. Tabii ki bundan öte Cadılar Bayramı sadece bir eğlence sektörü mü? Tabii ki bu kısmı da var ama onun öncesinde sizlere anlatmak istediğim çok daha farklı bir durum var. Cadılar Bayramı'nın kökeni neye dayanıyor? Cadılar Bayramı'nın kökeni gerçekten paganizmde bir cadılık inancına dayanıyor diyebiliriz. Aslında paganizm inancında yılın çarkı dediğimiz çarkın en son bayramlarından biri olarak geçiyor ve karanlığın gelişi olarak eski paganlar tarafından kutlanan bir okült, derin, aslında tarih kokan bir bayram. Yani Cadılar Bayramı aslında gerçek. Hatta bununla alakalı daha fazla bilgi almak istiyorsanız kendi yazdığım Cadılın El kitabında bununla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Pagan bayramlarıyla alakalı, ritüellerle alakalı ve cadılıkla alakalı başlangıç el kitabı. Eski paganizmde yılın çarkı dediğimiz bir olay var aslında. Yılın geçiş dönemlerini temsil ediyor ve her yılın geçiş döneminde aslında farklı bir festivalle kutlanılan eski bir pagan usulü bayram. Ve bu bayram yani aslında Cadılar Bayramı'ndan öte ilk adı Sovein olan bir bayram kendisi. Dediğim gibi karanlığın ortaya çıkışı olduğuna inanılan bir bayram. Çünkü Sovein Bayramı 31 Ekim gecesi artık bu süreçten sonrasında toprağın yavaş yavaş kuruduğuna, ekinlerin artık ortaya çıkmadığına ve karanlığın ortaya çıktığına ve buna kötü ruhların aslında birazcık da neden olduğuna inanılıyor. Tabii ki birazcık batıl bir inanç ama paganlar o kadar güçlü, o kadar zeki insanlardı ki aslında yılın her döneminde kutladıkları, kutsal ruhlara adak adadıkları ve kutsal ruhlarla işbirlikleri yaptıkları her bir dönüm noktası vardı. Sovein yani Cadılar Bayramı'nda da yine aynı şekilde kutsal ruhlara, karanlık ruhlara sunaklar hazırlayıp ve bu sunaklarla beraber aslında onlara adaklar adanıyordu. Ve bu süreçte baktığımız zaman ortaya çeşitli karanlık ruhların, karanlık varlıkların ortaya çıktığına, ölülerin mezardan çıktığına ve ölülerle çok kolay şekilde konuşulduğuna inanılıyordu. Dolayısıyla paganizmin bize getirdiği bu inanç sisteminde Sovein Bayramı yani 31 Ekim Cadılar Gecesi'nde, Cadılar Bayramı'nda ölülerle konuşmak çok mümkün. Hatta bununla alakalı deneyimlediğim iki tane farklı deneyimim var. Biri geçen seneydi, biri daha önce ergenlik çağımdaydı aslında. Ve ikisinde de ölülerle konuşma ritüelimde diyeyim, yani ruh çağırma ritüelimde çok başarılı sonuçlar elde ettiğimi söyleyebilirim. Eğer siz de Cadılar Bayramı'nda kostüm giymek, eğlenmek yerine evde arkadaşlarınızla oturup Sovein Bayramı'nı karanlık bir şekilde kutlamak isterseniz bu çok mümkün. Ölülerle konuşabilirsiniz, ruhlarla konuşabilirsiniz. Belki de istediğiniz ruhu çağırabilirsiniz. Bunun için tek gereken bir şey var, o da ruh çağırma tahtası. Yani bu aslında dekoratif bir ruh çağırma tahtası ama bildiğimiz fincan usulü harfleri daire şeklinde dizip ortaya fincan koyarak da bir ruh çağırma ritüelini düzenleyebilirsiniz. Dediğim gibi 31 Ekim gecesi aslında gerçek anlamıyla karanlığın ortaya çıktığı, o ince perdenin aralandığı, ölüler ve insanlar arasındaki o perdenin neredeyse kaybolduğu bir zaman dilimi. Fakat tabii ki paganlardan sonra gelen Hristiyanlar diyelim, Katolikler, paganizmi zaten yok etmek için uğraşmışlar. Bu bilinen bir tarih, bilinen bir gerçek. Hepimizin bildiği üzere. Katolikler bu süreçte çeşitli bayramları kendilerine benimsemişler. İşte Paskalya Bayramı gibi ki bu da paganizmden çıkma bir bayramdır. En basit örneğiyle. Onun haricinde baktığımız zaman Cadılar Bayramı da yine buradan geliyor. Aslında Cadılar Bayramı demek paganlara birazcık hakaret gibi. Sovein demek ise paganizmi, paganları ve bu kutsal bayramı onurlandırabiliyor. Fakat Katoliklerin bu kendine benimsediği, kendini
özümsediği bu Cadılar Bayramı adı altındaki bayram tabii ki ticari amaçla daha sonra günümüze kadar gelmiş. Hatta bundan birkaç sene önceye kadar Türkiye'de Cadılar Bayramı diye bir anlam yokken, hatta saçma bulunurken, son birkaç yılda farkındaysanız herkes Cadılar Bayramı yapmaya başladı. Bütün barlar, parti organizasyonları, hatta neredeyse marketlere kadar bile işlendi. Ve bu önümüzdeki süreçte de sanırım daha beter bir hal almaya başlayacak. Ama şunu unutmayın ki Cadılar Bayramı gerçekten eğlence sektöründen öte çok daha karanlık bir bayram. Hatta derler ki bu zamanda 31 Ekim gecesi etrafınızdaki, yanınızdaki insanlara dikkat edin. Yanınızdaki ve etrafınızdaki insanlar belki de gerçek insan olmayabilir, belki de mezarından çıkmış ya da gökten gelmiş karanlık bir varlık olabilir ve size gözükebilir. Dolayısıyla ben çok seviyorum böyle şeyleri. Siz korkar mısınız bilmiyorum ama benim böyle hikayeler çok hoşuma gidiyor. Tabii ki doğruluğu tartışılır. Çünkü paganlar birazcık da batıl inançlı toplummuş. Ama batıl inançtan öte doğaya ve evrene ve gökyüzüne gerçekten saygılı insanlarmış. Aynı zamanda gökyüzünü, evreni ve doğayı, tanrıları, tanrıçaları gerçekten anlayabilen, özümseyebilen kişilermiş. Aslında baktığımız zaman Anadolu'dan çıkma ve bununla beraber Hristiyanlık ve yeri geldiğinde İslam düşüncesindeki birçok bu tarz bayramlar paganizmden çıkma bayramlar, paganizm kökenli bayramlar. Zaten birçoğunuzun bildiği üzere Anadolu'daki birçok gelenek, Anadolu'daki birçok batılı inanç, batıl inanç aslında paganizm ve şamanizmle bağlantılı. Dolayısıyla Cadılar Bayramı'nın size yansıtmak istediği, size söylemek istediği bir şeyler var. Ve bunu ciddiye alsanız çok iyi olur. Peki ben Cadılar Bayramı'nda korkuyorum, ruh çağıramam, dışarıda çıkamam diyorsanız evde yapmak istediğiniz farklı ritüeller var mı? Cadılar Bayramı'nda, Soven Bayramı'nda aslında Soven ruhunu yakalamak için yapabileceğiniz şeyler var mı? Soven Bayramı aynı zamanda sonbaharın gelişini de kutlar. Yani artık güneş ortadan kalkar ve karanlık çökmeye başlar. Bu yüzden sonbaharın getirdiği kuru yapraklarla, siyah bir mumla çalışabilirsiniz. Bir dilek dileyebilirsiniz. Beyaz bir kağıda bir dileğinizi yazıp aslında küçük bir altar kurarak Soven'e özel ki şöyle bir örnek olabilir belki de. Belki de daha basit, hiç fark etmez. Çünkü burada önemli olan gerçekten niyet, yani gerçekten arzular, duygular ve içten gelmesi. Öncelikle bunu yaparken tabii ki de egonuzun ortadan biraz kalkması lazım. Çünkü doğayla işbirliği yaptığınızı düşünmeniz, doğayla işbirliği yaptığınızı anlamanız lazım. Dileğinizi dileyebilirsiniz. Bu dileği yazdığınız bir kağıdı yakıp küllerini doğaya bırakabilirsiniz. Toprağa gömebilirsiniz. Size karanlık hiçbir etkisi olmayacaktır, emin olun. Doğa ve evren sizinle iletişim kurmak istediği sürece ve siz de onunla iletişim kurmak istediğiniz sürece özellikle başınıza gelecek çok güzel şeyler vardır. Yani karanlık da bir aslında bir güç, yani şöyle bir güç, yani ışık olmazsa karanlık olmaz. Karanlık olmazsa da ışık olmaz gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla hepsiyle bağlantılı bu birbirine. Karanlığı da asla kötü görmüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bu asla kötü, yanlış anlaşılmasın. Çünkü Soven Bayramı beni coşkuyla böyle coşkulandıran bir bayram ve gerçekten heyecanlandıran bir bayram. Hatta bu sene bir partiye de katılma kararı aldım. Bununla beraber şu üstümdekiler aslında benim partiye gittiğim konsept. Yüzümde de farklı bir makyaj vardı ama onu şu an yapmak istemedim. Belki fotoğrafını koyarım eğer fotoğraf çekinirsem. Fakat dediğim gibi yani Cadılar Bayramı gerçekten çok ilginç bir bayram. O yüzden hem biraz korkutucu hem de eğlenceli diyebiliriz. Sizin de varsa 31 Ekim gecesi yapmayı planladığınız düşünceler ya da şimdiden izledikten sonra yaptığınız planlar, yorumlarda buluşalım. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi ışıkla ve sevgiyle ve 31 Ekim Cadılar Bayramı Soven özel karanlıkla anıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.